Borsa yeni giren ve borsada uzun yıllar olan herkese sevgiler, saygılar. Bugün sizleri tarihte bir yolculuğa çıkartacağım. Bugün 5 Ağustos 2023 Cumartesi. Elimde gördüğünüz gibi bir ekonomist dergisi var. Bunun da tarihi arkadaşlar 5 Ağustos 2001. Yani bundan tam 22 sene öncesinin dergisi. Bu dergiyi nereden buldum? Kurban Bayramı'nda memlekete gitmiştim. Doğup büyüdüğüm evi... Çocuklarıma gezdirirken işte burada yemek yerdik, burada oynardık. Bir de eski bir e, ahşap evde büyüdüğüm için Afyon'da yoğurt pazarının arkasında. E, Birçok bizim orada dolaplar yani eski evlerde dolaplar olur. Eğer hani köye veya bu şekilde bir eve gittiyseniz bilirsiniz. Çocukların çok dikkatin çekti. İşte e, odamıza e, gittim. Burada aranzamız vardı. Burası benim kütüphanemdi falan diye söylerken oradaki kapaklı dolapların içerisinde daha yeni alınmış gibi bu dergiyi gördüm ve çok mutlu oldum. İlk borsaya ben 17 yaşında girmiştim. Şu şekilde MKK'dan aldığım bilgiyi de göstereyim size arkadaşlar. MKK'ya kayıt olursanız, merkezi kayıt kuruluşuna kayıt olur girerseniz siz de şu ana kadar açılmış hesaplarınızı hisse bazlı veya yatırım şirketi bazlı görebilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Oradan hani aldığım 17 yaşına başladığımız sizlere burada göstermek istiyorum. O zamanlar üniversiteye giderken tabii şimdiki gibi Twitter, Instagram, hele ki YouTube'daki eğitim videoları gibi hiçbir şey yok. Yani bu işi de çok merak ediyoruz. Duyuyoruz hani sağdan soldan. Bir de işletme bölümü okuyorum ben. Öyle olunca ya bu iş nasıl nasıl para kazanılır, nasıl alınır, nasıl satılır? Diye merak ediyorum. İşte o zamanlarda karşıma bu tarz dergiler çıktı, Ekonomist gibi, Para Borsa gibi ve bazı gazetelerin haftalık e, ekonomi haberleri oluyordu. Özellikle borsadaki teknik e, şurada destek burada direnç burada hiç anlamadığım şekilde e, bilgiler veriyorlardı. Fakat merak edip okuyordum İşte bu da o dergilerden bir tanesi arkadaşlar. Bu sabah karşılaştığım bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen başta dikkat eder misiniz? Borsa, döviz ve faizle istikrar ne zaman gelir? Bu sabah fon konusuna çok uzman bir kişi var. Sayın Okan Yorgancı. Kendisini severek takip ediyorum. Yine Özgür Demirtaş Hoca'yı da zaten tanımayan bilmeyen yoktur. Özgür Demirtaş Hoca'nın dövizle alakalı bir yazısını alıntılamış ve yorum yapmış. Bakın arkadaşlar 22 sene geçmiş. Halen istikrarı konuşuyoruz borsaya, dövize, faize ne zaman gelecek? Aynı şeyleri konuşuyor. O zamanlar işte Isparta'daydım üniversitede okurken. Akbank'ın üzerinde seans salonu vardı. Bir de merkezde bir seans salonu vardı. Oraya giderdik. O on al bunu sat ama neye göre alıyorlar, neye göre satıyorlar bilmiyoruz. İşte bu nedenle de bir şeyler öğrenebilme adına bu tarz dergiler veya gazetelerin hafta sonu ekleri oluyordu. Bu gördüğünüz ekonomist dergisi gibi para borsa dergisi gibi veya bazı gazetelerin e, cumartesi pazar eklerinde o haftalık değerlendirmeleri olan borsa yorumları oluyordu. Hemen dergiyi ben sizlere göstermek istiyorum. Bu kısa girişten sonra. Burada da e, şu anda uçuş kartları kredi kartları o zamanlar demek ki daha yeni çıkmış hangisi avantajlı diye böyle bir başlık atmışlar. Lütfen parasına da şöyle tekrar göstereyim size. 1.5 milyon TL arkadaşlar. Şu anda hızlı bir şekilde bu şekilde sıfırları bol olan bir ekonomiye doğruya gidiyoruz. Onu da zaten hepiniz farkındasınızdır. Editörün yorumu içindekiler kısmı birazdan burada ilk başlarda şirket haberleri oluyor. Kısa kısa şirket haberleri veya finansal bilgiler oluyor dergilerde. Ben sizlerle Dikkatimi çeken yerleri paylaşmak istiyorum. Mesela burada kitapları ekonomiyle veya finansla alakalı, yönetimle alakalı kitap tavsiyeleri oluyor genelde. Bir de Radikal Kitap o zamanlar daha yeni çıkmıştı. Her cuma günü e, gazetenin ekinde çıkıyordu. Çok severek takip ediyordum onu da. Fırsat buldukça almaya çalışıyordum. Yine ekonomi ve reklam haberleri. Gördüğünüz reklamlar, gördüğünüz gibi şirket reklamları devam ediyor. Yine Kapital vardı. Kapitalin de yine bu dergide de oluyor. Bazen hani ekler veriyor. Şurada gördüğünüz gibi iki ek birden veriyor. Kapital dergisi de genelde e, kitaplar veriyordu arkadaşlar. E, kitap ekleri oluyordu onun da. Biraz pahalıydı zannedersem. Kapital dergisi pek almazdım ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok ekonomist dergisi ve para borsa aldığım e, dergilerde. E, burada başlıkta gördüğümüz olduğunuz gibi başlık şu anda burada incelenmeye başlamış. E, haberin çok uzunca detayları girilmiş ve uzmanlardan, e, yatırımcılardan buralarda görüşleri alınmış. Döviz ne olur, kur ne olur, faiz ne olur, enflasyon ne olur gibi birçok gördüğünüz gibi bakın yorumlar yapılmış. Turist harcamaları, TÜFE ve Başlıkta göstermiş olduğum hangi kredi kartı daha avantajlı çalışması burada işlenmiş. Ben yıllar önce Maximum kredi kartı almıştım. Halen ondan devam ediyorum. Bununla alakalı hatta kredi kartlarının sadece uçuşlarıyla alakalı birkaç web sitesi de var. O arkadaşlar da sürekli bunu inceliyorlar. Açıkçası bu tarz kartları bir kere aldıktan sonra özellikle mesela başta Maximum çok iyiydi. Daha sonra... Puanları azaltmaya başladı. Burada da bayağı bir detaylı nerede hangi alışverişte ne alırsanız size puan kazandırır diye 22 sene önce işlenmiş. Burada onu tabloya dökmüşler. Bakın çok ilginç çipli kartlar geliyor. Şu an nüfus cüzdanları şu an nüfus cüzdanlarımız ehliyetlerimiz, pasaportlarımız buna doğru hızla giderken hatta şu anlık hızlı Bakın 22 senede bu şeyi sağlamış durumdayız. Hatta şu anda ne çıktı? Dijital e, dijital kartlar çıktı. Dijital kart listeler çıktı. Muhtemelen o da yakınca çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacak. Evet e, Kemal Derviş rahmetli olmuştu. Bu da Türkiye'de o zamanlar bir kurtarıcı gözüyle bakılıyordu. Kemal Derviş'e. Tabii ben çok gençtim aklım ermiyor ona da. E, o ekonomik sıkıntı yaşayanlar bilirler. Coca-Cola, Pepsi, su savaşları bu şekilde. Call center hizmeti. E, KKK ile ihraç olduğum zaman call center'da çalışma durumu olmuştu. Yaklaşık iki buçuk ay. Apple'ın call center'ında çalışmıştım. Taşeron call center'ında çalışmıştım. Sanırım e, yapılabilecek en zor işlerden birisi. Çünkü tamamen dakikalık hatta bazen saniyelik işliyor orada süreler. İnanılmaz. Sıkıntılı bir süreçti benim için de gerçekten. Ağustos ayı olduğu için turistlerle alakalı bir haber yapılmış. Bakın Rıfat Sarcıklıoğlu. O zamanlar topun yeni başkanı olmuş arkadaşlar. Ve halen topun başkanı olarak devam ediyor. Yakın zamanda yine seçildi bildiğim kadarıyla. Teknoloji haberleri. Bakın Nokia'nın o zamanlar Nokia vardı. 5110 herhalde kullanmayan kullanmayanımız yoktur. Ericsson kullanmayanımız yoktur. O zamanlar bunlar dahi olarak bu insanlar o zaman revaçtaymış. Böyle hızlıca geçiyorum. Yani bunları okumaya kalkarsak Bakın takas dökümleri. Ya şimdi takas dökümlerine arkadaşlar anında ulaşılabiliyor, öyle değil mi? O zamanlar tabi e, yine e, tabii ki de ulaşılabiliyormuştur ama ben dediğim gibi öğrenci olduğum için e, bu tarz şeyleri şu an hani paralısını kullanmıyorum. Muhtemelen yatırım şirketinizden bunları belgede talep ediyor biliyordunuz anlık olarak ama ama haftalıkta bunların böyle dökümleri oluyordu. IMKB ilk yüzün dökümü e, bu şekilde. Bilanço gelir tablosu 6 aylık böyle sayfalarca olurdu hiç anlamazdım. Çok e, yine benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesini paylaşacağım. Bakın şu anda hepinizin tanıdığı Tuncay Turşucu. Yatırım menkul değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürüymüş o zamanlar. Onun yaptığı bir yorum. Şu anda da kendisini severek takip ediyorum. Özellikle Tuncay Turşucu'nun arkadaşlar gerek borsa yeni giriyorsanız gerekse de uzun dönem yatırım düşünüyorsanız çocuklarınıza borsada hesap açın diye 4 tane yazısı var. Israrla bu yazıları okumanızı tavsiye ederim. Yine burada yatırım uzmanlarının danışmanlarının yorumları var. Hisse bazlı ne olacak? İşte haftalık yorumları var. Yine size bahsettiğim işte teknik destek. Ne olmuş ne olacak? Yani şimdi oturduğumuz yerden bunları çiziyoruz ama o zamanlar zaten hani bu çizgiler nasıl olur, nasıl gider? Hiçbir bilgim yok. Yani bunu nereden öğrenebiliriz? Hiçbir bilgim yokken işte bu tarz şeyleri e, ki o zamanlar çok anladığımı da söyleyemem. Bu tarz şeyleri böyle alıp meraktan takip ediyordum. E, daha çok beni şey ilgilendiriyordu. Ya işte bu hafta şu yükselebilir. E, işte bu hafta buradan çıkın. Bu al sinyali verdi. Ben onların peşindeydim açıkçası. Burada da bazı hisseler için özellikle niye düştü, niye yükseldi gibi bilgiler verilmiş. Muhtemelen e, temel bazlı bir değerlendirme yapılmış olabilir. Bakıyorum. Çok da bariz bir şeyler yazmamışlar açıkçası. Bakın halen borsada varlığına devam eden şirketler var. Ama CBS Printaş, Uzel Makina gibi şirketler bildiğim kadarıyla şu anda yoklar. Şu dikkatimi çekti. Bayramda bu dergiyi okurken. Bakın arkadaşlar Ege Endüstri ile alakalı bir haber var burada. Diyor ki ya yani şu anda herkesin veya her yatırımcının sahip olmak istediği bir şirkettir, bir hissedir Ege Endüstri. Bakın demiş ki Hüseyin Bayraktar'ın bir süredir Ege Endüstri ile ilgilenmeye başladığı haberleri geliyor. Borsacılar bu nedenle şirketin zarardan tekrar kâra geçerek eski parlak günlerine geri dönmesini bekliyor. Şirket hisselerindeki yükselişin orta vadede devam edeceği konuşuluyor. Yani o zamanlarki fiyatı neydi bilmiyorum ama şu anda şirket şu anda 6000-6500 TL civarlarında arkadaşlar bir lotu. Yani zamanında liralar kuruşlarmış Ege Endüstri. Bakın nereden nereye gelmiş. Bu şekilde şu anda tek tuşla ulaşabilecek bütün bilgiler o zamanları bu şekilde dergilerden gazetelerden takip ediyorduk. Ben de e, bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü dediğim gibi 22 yıl geçmesine rağmen borsada değişmeyen tek şey var arkadaşlar. Bakın herkes her şeyi konuşuyor. Ne zaman alalım ne zaman satalım. Fakat gördüğünüz gibi burada 20 yıllık şirketlerden bahsediyoruz e, yani yatırım yapmanın mantığı uzun dönemli. Evet bu şekilde sizleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkartmak istedim. Hem kendim de böyle bir yolculuğa çıkmış oldum. Bakın Nokia'nın telefonunda görüyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki borsa ile alakalı videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.